Evet sevgili arkadaşlar, Ankara Auto Show'dan herkese selamlar. Şu anda ANFA Fuar Merkezi'ndeyiz ve MN Power her zamanki gibi standın başındayız. Uzun bir şekilde bir hazırlık sonrasında Ankara'ya geldik ve hemen bak etkinliğin yine favorilerinden sevgili Kemal. Etkinliğe başladık ve biraz yorulduk tabii, şu anda sesimden anlaşılacağı üzere ses gitti. Sen bayağı gitmiş abi. Benim normalde gitti. Böyle olur. Arkadaş çevremi değiştireceğim. O biliyor. Kimi değiştirmesi gerektiğini de biliyor. Çok güzel arabalar var arkadaşlar. Mükemmel arabalar var. Burada kapalı bir alanda olması, bugün korkunç bir yağmur yağdı. Kemal'le yaptığımız her etkinlikte evet. Biz yağmurla karşılaştığımız için şey yaptık ya, yine yerine getirdik olayı ya. Değil mi? Ya, yağmur yağdı, yani. Sel götürdü yani dışarı. Ama herkes içeride çok güzel vakit geçirdiğini düşünüyorum. Herkesin de o geri dönüşü alıyorum. Siz çok büyük renk kattınız. Ayağınıza evet. Sağlık. Herkes burada çok güzel hazırlanmış araba. Sadece kendi standımız için söylemiyorum. Burada sadece 3 tane arabamızı getirebildik. Tabii. Gönül isterdi ki fazlasını diğer arabalarla getirseydik ama daha devam edeceğiz. Daha çok işimiz var. Ankara'da görünmeyen arabaları özellikle seçtim. Çok mantıklı oldu. Daha önce Ankara'da yoktu onlar. Aynen, RX8'i çok merak ediyordu herkes. Güzel oldu. Burada kapalı alanda standda gördüler ya. Mükemmel gidiyor. Hatta sizlerle şöyle kısa bir şekilde bir standlar da isterseniz yavaş yavaş gösterelim. Tam yan tarafımızda sevgili Ferhat abi, namı değer Ferros Garaj standı var. Çok güzel arabalar var burada. 2 JZ, E46, SL4'te E30M3, Evo ve Türk JZ severiz. Orijinal Supra. Diğer bizim ilanlarda da hatırlayacağınız E30M3 dönüşümü, bir kabrio ve Lamborghini Gallardo'yla çok güzel bir stand hazırlamış kendisi. Diğer standları da size tek tek anlatmak isterim ama zaten ekibimiz detaylıca arabanın görüntülerini çekmiştir. Olabildiğince sizlere fuardaki araçların hemen hemen hepsini aktarmaya çalışacağız. Umarım bu etkinlikte, bu yorucu etkinlikte izlerken keyif almışsınızdır. Şimdi gelin, çok değişik bir Spacer üreten bir abimiz var. Onunla tanıştık bu fuarda. Hatta yeni yaptığımız araç projelerinden bir tanesinin de Spacer'larını yaptı. FX35. O arabanın da videosunu izlemek için arkadaşlar kanalımızdaki diğer videolara göz atmayı unutmayın. Ve kanalımıza hala abone değilseniz şu aşağıdaki kırmızı tuşa kanka lütfen bas. Çok zor şartlar altında çekim yapıyoruz şu anda. MGT Spacer Mehmet abiyle burada tanıştık. Abi seni şöyle alalım. Ne haber abi, nasıl gidiyor? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Abi çok teşekkür ederim. Şimdi Spacer'larla alakalı bayağı bir Ar-Ge, değişik bir mühendislik, çok farklı ürünler üretmiş. Bizim FX35 projemizde çok güzel Spacer. Ölçüleri verdi. Ertesi gün hemen Spacer geldi. Hatta Spacer'ları da açalım. Bayağı kaliteli görünüyor arkadaşlar. Özellikle alüminyum ve uzun bijonlu. Bizim genelde ağırlıkla kullandığımız Spacer tipi buydu. Evet, bu da dönüştürücü olan FX35'inki. Bu 3 cm değil mi? 3 cm kalınlığında 5x114.3 FX35 Infinite aracımıza uyumlu. Göbeğe birebir. 66.1. Aracımızın birebir uyumlu. Bu çelik malzeme değil mi abi? CK45 çelikten üretiyoruz. Ürünlerimize kırılmaya, eğilmeye, titreme ve balansa karşı ömür boyu garanti veriyoruz. Bu garantiyi verebilmemiz için çelik kullanmamız gerekiyor. Evet. Güçlü araçlarda çelik kullanmak zorundayız. Bir de özellikle ağır arabalarda, yük olan arabalarda çelik daha da önerilen kesinlikle bir şey. Kesinlikle. Diğerlerinde de çünkü yumuşak malzeme oluyor. Evet, bilezik kırılması diye tabir etmiş olduğumuz göbeğin kırılmaması için malzememizin çelik olması gerekiyor. Evet. Ağır tonajda bütün hayatı önem taşıyan kısım burasıdır. Evet. Burayı sağlam tuttuğunuz sürece herhalde... Tabii, çünkü tüm yük diğer şeylere binmemiş oluyor. Bijona ya da diğer şeylere binmemiş oluyor. Ürününüz arabanızda hayırlı olsun. Abi çok teşekkür ederim. Çok memnun olduk. Arkadaşlar sevgili Mehmet abiyle burada fuar dolayısıyla tanıştık. Daha önce de başka fuarlar denk gelmişiz. Kısmet bugüneymiş. Nasipmiş bugün. Aynen, bugün tanıştık. Çok teşekkür ederim abi tekrar. Projemize verdiğin destek için çok sağ ol abicim. Ne demek? Arkadaşlar diğer standları da sizlere ufak göstereceğim. Yukarıda çok da güzel bir sahne kuruldu ve çok güzel DJ performanslar var. Sevgili Uğur var, Can var. Çok güzel çalıyorlar. Hatta biz de böyle kafamız üstüne falan döndük bayağı. Çok beğendiğim standlardan birindeyiz. Sevgili Özlem abla, her etkinlikte olduğu gibi Deniz abiyle de beraber birleşiriz biz, böyle etkinliklerde buluruz birbirimizi. Standınızda çok güzel bir Diecast koleksiyonu var. Bundan biraz bahsedelim. Bu koleksiyonda tüm dünya şampiyonlarının sırasıyla görüyoruz burada değil mi? Aynen. Yani 73 yılından beri dünya markalar şampiyonlarının 1/18'leri. Pilotundan Önde bilgi olarak da zaten yazıyor. Aynen. Şampiyon oldular yıllar. 73 yılından beri şampiyon olmuş bütün arabaların 1/18. Bunları bulmak zaten biliyorsunuz çok benim çok yakın arkadaşım var bunun. O da böyle 1/18 topluyor. Biz olabildiğince sevdiğimiz arabaların bunların hepsini başka başka yerlerden buldunuz değil mi? Tabii farklı yerlerden. Yani 4-5 tane marka var bunları üreten. Evet. Ve ara ara çıkıyor. Çıktığı zaman da zaten çok kısa sürede satışta oluyor. Yani bir iki gün içinde aldın. Hangi ülkelerden aldın bunları? Çoğu İtalyan.
Direksiyonda da çoğu araba ağırlığı İtalyan arabaları. Aynen. Lancia Integrale, üstüne doğru geleyim. Lancia Integrale'nin arkadaşlar şu arabanın gerçeği var adamlarda. Dış tasarım yapıyor muyum? Gerçekten hastası olduğumuz ve gerçekten rally şeyle damgasını vurmuş evet. arabalardan bir tanesi zaten. Özellikle yan tarafında da zaten arkadaşlar dünya şampiyonu olduğu yıllar aynen. orada görünüyor kapı. Normalde kapı numarasının olduğu yere koyulmuş. Hastasınız yani. Karseri de getirmiştiniz. Evet evet. Fuarlara falan çok gittiği için yani şey biz oraya yazıyoruz. Hani hangi yılların şampiyonu evet. olduğunu kapı numaralarına yazıyoruz. Ama bir kas koleksiyonu gerçekten mükemmel. Hatta biz geldik bir tanesine tek bir tarafı çaldı bir tane var. Nezar diyor ki ben diyor onları diyor toplayana kadar neler çektim falan dedi bize vermedi. Yoksa çalıyorduk yani burada bir hırsızlık olabilirdi. Yani bizde çok fazla aslında yani evde herhalde bunun iki katı kadar daha devam var. Ama burada ama dünya... Bu, burası evet burası aslında. Dünya markalar şampiyonlarının her yıl diyelim. Şampiyonlarının. Colin McRae'den Colin McRae. Bizim tam yaş zamanında bunlara biz yetiştik tabii. Daha öncekileri çok hatırlayamıyorum. Tabii bunların özelliği şöyle diyelim ki o yıl Colin McRae şampiyon olduysa Colin McRae'nin şampiyon olduğu arabanın kapı numarasına kadar giydirmesine kadar aynısı. Evet burada Colin McRae'nin kendi kullandığı araç ve bu arabanın daha sonra Tom McRae'nin dediği şimdi de biliyorsunuz arkadaşlar kararımız var izleyebilirsiniz Tom McRae'nin Evo 6 bu Evo 5. Değil mi? Bu Evo 5. Daha sonra Peugeot zaten ciddi bir çıkış yaparak Citroën ve Peugeot o yıllarda bayağı önde yürütmüştü bu rallide. Ama Red Bull takımı gene her girdiği spor olayında değil mi? Red Bull her şeyi evet, abi evet. parayla bu işler yürüyor. Bu tarafta tabii artık yeni i20N'ler falan artık bu arabalar muhteşem bir şekilde rally ve kendi normal cadde versiyonu olan araba bile çok aynen. ciddi bir çıkış yaptı. Bundan böyle bir N grubu yani performansla alakalı arabası olması çok güzel. Aynen. Burada devam ediyor yine. Evet. Şimdi çok gurur duyacağımız bir şey var. Evet burada Fabia Res. Evet bir Fabia görüyoruz. Çok biliyorsun artık yani Türk bir marka. Tok Sport bir Türk takımı dünyadaki R5'lere de servis veriyor. Evet. Vay, evet. Güzel onun ya. İçin Tok Sport'un VRT bak burada amblemi falan da var evet. üstünde. Arkadaşlar gurur kaynağı gördünüz. Her, nerede Türk'le alakalı bir bayrak kalktığımız her zaman harekete geçen bir milliyetçi bakış açısına sahip olduğumuz için bizim için yeri de ayrı oldu ve son 2022 şampiyonu oldu. Aynen. Çok teşekkür ederim ablacığım. Ben teşekkür ederim. Renk kattın bizim videomuza. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Arkadaşlar şimdi etkinliğin devamındaki araçları anlatmakla bitmez. O yüzden yine aynı şekilde görüntülerle baş başa bırakayım sizi. Nasıl ne yapayım ben? Nereye bırakayım sizi? Bilmiyorum ki. Var bak V10 var. Seversin. S85 B50. Seversin. So high.
Herkese geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sesim biraz kısıldı. 4 gün boyunca burada gerçekten çok ciddi mücadele verdik. Bir problem, bir aksaklık yaşatmamak için. Eminim her şey sizin beğeneceğiniz şekilde olmuştur. Sadece en büyük sıkıntımız bugün yaşadığımız hava mukavemetiydi. Ama ona rağmen yine de gayet güzel, keyifli, hoş bir organizasyona imza attık. Sağ olsun. Gerçekten kalabalık bir ekiple bu organizasyonu yürüttük. Arkamızda destek olan bize eşimiz, dostumuz, arkadaşımız, o kadar çok insan var ki ismini saysam unutacağım çok kişi olduğu için bir bir sayamıyorum. Kaot yarışmasından 5 dakika sonra başlayacağız. Öncesinde burada organizasyonda bize destek olan, araç getiren, stand kiralayan, her türlü maddi manevi destek olan firmalara birer küçük plaket takdim etmek istiyoruz. MM Power'dan Mustafa İlhan. Mustafa Bey'i sahneye davet etmek istiyoruz. Evet, getirdikleri araçlardan dolayı kendisine çok teşekkür ederiz. Kuvvetli bir alkış alalım. Çok teşekkür ediyoruz tekrar katkılarınız için.